Sevgili izleyenler şimdi bakın burada tabii ki e, Türkiye kamuoyunda da çok tartışılıyor. Türkiye için Rusya mı ehvendir, Amerika mı daha iyidir? Hangisi daha iyi e, Türkiye'ye yaklaşmıştır tarih boyunca? Hatta içimizde Amerika'dan fazla Amerikancı, Rusya'dan çok Rusçu olanlar var. Bir de NATO'cular var, Avrupa Birliği'ciler var, var da var. Peki ama e, objektif olarak baktığımız zaman Türkiye'nin mesela son bir asrına bakalım. Daha evveline gitmeyelim fazla karıştırmak için. Birkaç noktayı dönüm noktasında Türkiye'nin bu iki ülkeyle ilişkilerine bakmak istiyorum. Çünkü bugün 16 Mart. 16 Mart 1921 ise Türkiye ile Rusya arasında yapılan Moskova Anlaşması'nın da yıl dönümü. Yani bugün 101. yılı Moskova Anlaşması'nın. Dolayısıyla bu vesileyle ilişkilere bir göz atalım istiyorum. Bakın milli mücadele yıllarında Rusya ...Türkiye'ye destek veriyor, silah desteği veriyor... ...onu belirtelim... ...Mustafa Kemal Paşa bizzat destek alıyor Rusya'dan... ...ve Tevfik Rüştü Aras Bey... ...o dönemde Rusya'ya sık sık gidip geliyor ve... ...yeni Türkiye'ye de destek veriyor... ...bugün Taksim'deki Atatürk anıtında da... ...bir Rus general res heykeli vardır... ...bunu da parantez olarak belirtelim... ...ardından izleyen yıllarda sevgili izleyenler... ...soğuk savaş döneminde... ...Türkiye NATO'ya girmesiyle birlikte... ...NATO'ya girmesiyle birlikte... Aslında Rusya'dan kayda değer hiçbir kötülük görmememize rağmen tam tersine iyilikler gördük. Mesela ne gibi? Biliyorsunuz 27 Mayıs darbesi oldu. 27 Mayıs darbesinin ardından öncesinde Amerika desteği Menderes'e Adnan Menderes'e destek vermeyi kesmişti ve Menderes rotayı Rusya'ya çevirmişti. Çok enteresandır 1960'ın bakın mayıs ayında bu randevuyu alıyor. Temmuz'da Rusya'da olacaktı ve 27 Mayıs'ta darbe oluyor. Yani Menderes'in Rusya'ya gitmesi engelleniyor. Ee, bunu belirtelim. Yani o zor zamanda Türkiye'ye Amerika değil Rusya yardım etme sözü veriyor. Diğer bir örnek sevgili izleyenler 60'lı yıllarda Süleyman Demirel aynı şekilde sıkıntıya düşünce Amerika yardım etmiyor. Yine Rusya'dan destek alıyor. Bir başka gelişmeyi de hatırlatalım. Kıbrıs çıkarması da Kıbrıs operasyonu harekatı, barış harekatı yapılınca Amerika Birleşik Devletleri paramızla aldığımız tankları bile kullanmamızı, uçakların last, e, tekerlerini bile vermeyi reddediyor. Ambargo uyguluyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. Haşhaş ekimi de dahil biliyorsunuz. Tamamen Türkiye'yi tehdit ediyor ve ambargo altına alıyor. Ee, i̇şte bu dönemde yine Rusya Türkiye'ye destek oluyor. Arkasından 70'li yıllarda bugün pek çok stratejik kurumun temeli, sanayileşme yolunda atılan temeller e, te, atılan kurumlara da destek veriyor yine Rusya. Arkasından biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımız için Amerika Birleşik Devletleri bize silah ambargosu uyguluyor ve 80'lere kadar sürüyor bu. Ee, ve biz de o dönemde 1975'te Erbakan, Türkeş, Demirel koalisyonda üstlerimizi Amerika'ya kapatıyoruz. Ne zamana kadar? Biliyorsunuz Amerika 12 Eylül darbesini yaptırıyor. 1980 darbesini. Ve ilk iş olarak da bu üstleri yeniden kendisine açtırmak oluyor Kenan Evren ve Cuntacılara. Yani... Biliyorsunuz Amerika o darbeyi de yaptırdı, 80 darbesini ve bizim çocuklar başardı de, de, demişti şeklinde bir açıklamaları da olmuştu. 80'lerden sonra Amerika artık Türkiye'den hiç elini çekmedi. Çünkü İran, İran'da da 79'da 1979'da bir devrim olmuştu. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük sacaya olan İran yıkıldı. Humeyni ile birlikte İslam devrimi gerçekleşince... Amerika'nın İran Kalesi düşünce yeni kale, yeni sacaya Türkiye yapıldı darbecilerle birlikte. Darbeyi yaptılar ve Türkiye'yi kendilerine uydu devlet yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Arkasından da Türkiye'yi kendisi kuklası gibi yönetmeye başladı. Ve arkasından ne oldu sevgili izleyenler? Milli Görüş Hareketi güçlenince 80'lerde, 90'larda biliyorsunuz bir darbe daha yaptırdı ve Milli Görüş Partisi'ni kapattırdı. Erbakan'a da yasak getirdi. Ee, Sevgili izleyenler baktığımız zaman darbelerin arkas arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Daha yeni taze biliyorsunuz F-35 projesinde parasını verdiğimiz halde projede olduğumuz halde uçaklarımızı vermiyorlar. 15 Temmuz'u hatırlayın İncelik Üssü'nden Amerika'nın üstünden kalkan biliyorsunuz değil mi FETÖ'cü darbeci uçaklara jetlere oradan nasıl akaryakıt desteği sağlandı. Ve Amerika'da Pentagon'da 15 Temmuz gecesi nasıl bizim çocuklara ha başardı başaracak şeklinde ellerini oğuşturarak beklediklerinde de bilmiyor değiliz. Daha 5 sene önce 6 sene önce yaşandı bunlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Rusçu veya Amerikancı olmaktan ziyade son 100 yıllık kronolojiye şöyle bir baktığınız zaman bakın kimin daha çok Türkiye'ye düşmanlık ettiğini, kimin en azından daha az zarar verdiğini veya zararsız olduğunu pekala görebilirsiniz. Dolayısıyla bize düşen de değerlendirme yaparken Duygusallıktan ziyade bu son bir asırlık çizelgeye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben açık ve net söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e ki Putin'in de itiraz ettiği nokta o, Karadeniz'i de eğer bir NATO, NATO gölü ve Amerikan gölü yaparsa ki Ege adalarında ve Akdeniz'de Amerikan üsleri zaten sürekli var biliyorsunuz. Kuşattılar alt taraftan ve güneyden Türkiye'yi. Bir de Karadeniz'den kuşattıklarını düşünün. Bakın şu anda Dede Ağaç Amerika yığınak yaptı. Yunan adalarını silah ve asker yığınağı yaptı. Peki bunları kime karşı kullanacak? İşte Ukrayna'da mesela destek vermiyor. Ukrayna'ya Rusya'ya karşı bile kullanmıyor. Yunanistan'a hiç kullanmayacak çünkü onların adalarına yapıyor bu yığına. Peki kime karşı kullanacak dersiniz? Paramızla bize Patriot satmıyor. Şu anda Suriye'de PKK terör örgütüne, YPG'ye Amerika hem istihbarat hem silah hem tank hem top desteği veriyor. Biz sözüm ona müttefikiyiz ama biliyorsunuz bize destek vermiyor. Hem de NATO'da birlikteymişiz. Dolayısıyla şunu tekrar altını çiziyorum. Biz Türkiye olarak NATO için öldük. Kore'de öldük. Başka yerlerde öldük. Askerlerimizi gönderdik. Telef ettirdik. Ama NATO bir defa Türkiye'nin güvenliği için tedbir almadı. Hiçbir tehditte ve tehlikede ne NATO ne Amerika Türkiye'nin yanında yer aldı. Tam tersine Türkiye'nin daima kuyusunu kazdılar ve Türkiye aleyhine çalıştılar. Türkiye'nin sadece Türkiye'yi bir lejyoner ya da böyle bir a, a, asker güç olarak kendilerine payan olarak kullanmaya çalıştılar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kim dost, kim düşman sorusuna iyi cevap vermemiz gerekiyor. Bunu da bu akşam Moskova anlaşmasının yıl dönümünde aktarma gereği duydum diyelim. Devam